Uzun zamandır Osmanlı arşivlerinde büyük bir araştırma yapılıyordu Gül Baba ile ilgili. Bu araştırmaların neticesinde Gül Baba'nın bütün tarih boyunca bazıları tevettür olan konularda dahil olmak üzere hepsinin gerçekleri ortaya çıktı. Doğal olarak Gül Baba Galatasaray'ın manevici kurucusu olarak bizim her zaman aklımızda, gönlümüzde. Sayın Başkan'dan da rica ettik bize katılmasını ve bugünü bizden beraber en azından bir konuşma yapmasını. O da sağ olsun buraya kadar geldi. Kendisine de teşekkür ediyorum. O da benimle aynı duyguları paylaşıyordur. Buyurun Sayın Başkanım. Bugün buraya Gül Baba'nın hatırasını anmak üzere sevgili Adnan Başkan'ın hazırlattığı bir kitap var Gül Baba hakkında. Onun lansmanı için geldik. Bildiğiniz gibi Gül Baba Galatasaray'da tarihinde Galatasaray'ın başlangıç noktası olarak kabul edilen bir kişiliktir. Dolayısıyla Adnan Başkan'a hem Gül Baba'nın hatıratını yaşatmak üzere verdiği çalışmalardan dolayı çok teşekkür ediyorum. Ve sarı kırmızı güllerle Gül Baba'yı biz her nefesimizde, her yerde anıyoruz. Hatıratına saygı duyuyoruz. Onun için bugün yönetim kurulu arkadaşlarımla beraber buradayız. Ve sevgili Adnan Başkan'a bir sefer daha teşekkür ediyorum. Başkanım, sonra şunu da sormak istiyorum. İki değerli başkan. Başka hedefi yok ki Galatasaray'ın. Şampiyonluktan başka bir hedefi olabilir mi Galatasaray'ın? İnşallah olacağız. Biz Sayın Başkan'a, yönetime ve teknik heyete, futbolculara en çok da taraftara güveniyoruz. Şampiyon olacağız. Başkanım, bir de çok Ronaldo ile ilgili açıklamanız çıktı ama... O nereden çıktı, ben de onu bilmiyorum. Ben de onu şeyde, sosyal medyada gördüm. Bir anlamda baskı oldu Dursun Başkanım. Hayır, nerede söylemişim ben onu, ben de merak ediyorum. Öyle bu gazeteciler olmadı. Böyle. Başkanım, Ronaldo evet. Olsa iyi olur muydu yani? Ne dersin? Yani olsa iyi olurdu. Teşekkür ederim. Bugünkü konumuz Gül Baba. Bu yani nereden, Gül Baba'dan aldın, Ronaldo'ya getirdin şeyi.